Aslında dünyada bu kadar tantana, bu kadar su üzerine niye konuşulmaya başlandı? İşte son günlerde Türkiye'de de biliyorsunuz Evet. birinci Su su şurası toplantısı yapıldı. Evet. yapıldı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Aynı zamanda İzmir'de yaklaşık 11 büyük şehir ve 11 belediye başkanımızın önderliğinde belediyeler nezdinde bir toplantı Bir yapıldı. Bir manifesto miting var yayınladılar biliyorsunuz onlar değil mi? da. Yani Evet. bunların bu kadar gündeme gelmesinin, dünyada da bu kadar işte 93'te Dünya Su Günü 22 Mart ilan edilmesinin sebebi, dünyada aslında baktığımızda %75'i dünyanın su. Ama bu suyun %97'si tuzlu su. Yani insanların kullanamadığı su. %3 tatlı su. Bu %3 tatlı suyun da maalesef %97'si, 98'i göllerin veya buzulların altında. İşte kutuplardaki buzulların altında. Biz baktığımızda bir damla suyu düşünelim Orkun Bey. 100 yıllık serüveninde bir damla suyun yaklaşık 98 yılı okyanuslarda geçiyor. 20 ayı yine suyun o buzullarda veya göllerin altında geçiyor. Aslında bir damla suyun 100 yıllık serüveninde bize hizmet süresi bir hafta. Çok kısa Evet. süre hizmet ediyor. Yani bu kadar fonksiyonu da bir damla suyun dönüşümü 100 yıllık evriminde bir hafta. Tabii dünyada suyun dağılımı da dengesiz. Baktığımızda ülkeler arasında da bir dağılım dengesizliği söz konusu. Ama dünyadaki bu dağılımın karşısında şu anda yapılan hesaplamalara göre dünyanın %40'ının su kıtlığıyla karşı karşıya olduğu, böyle bir risk taşıdığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Tabii Türkiye'den bir örnek vererek konuyu açmak istiyorum. Ülkemizin toplam su varlığı 112 milyar metreküp. Bunun işte 18 milyar metrekübü yeraltı, geriye kalan ise yerüstü sularımız. Tabii bu sularımızın 83 milyona böldüğünüzde kişi başına su miktarımız 1300 metreküp civarında. Peki bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına 8 bin metreküp üzerine suyun olması lazım. Evet. Su stresi ise 1000 ila 2000 metreküp. Su fakirliği sınırı da 1000 metreküp. Biz su stresi yaşayan bir ülkeyiz, su zengini değiliz ve su stresi yaşarken su fakirliği sınırına geldik. Evet. Hatta şu anda belki de şu anda dünyada ve Türkiye'nin genelinde baktığımızda belli bölgelerimiz su fakirliğine girmiş durumda. Yani bu anlamda şu andaki haritadan bizi izleyenler görsünler, dünyanın önümüzdeki yaklaşık 20 yıl içerisindeki su stresini gösteriyor. Ve hemen hemen dünyanın tamamı önemli bir su stresi yaşarken bizim ülkemizin olduğu ekvator kuşağı çok ciddi bir risk altında. Evet. Türkiye'nin geneline baktığımızda da Türkiye'de de su dağılımının dengesiz olduğunu görüyoruz. İşte Marmara, Ege bölgesi, Trakya bölgesinde şu anda biz su fakirliği sınırına girmiş durumdayız. Evet. Ben bizi izleyenlerin anlayabilmesi için bir iki rakam vermek istiyorum. Bakın bu Lütfen. rakamlar benim değil, UNESCO'nun son yayınladığı rakamlar Orkun Bey. Şu anda dünyada her gün su ve suya bağlı hastalıktan ölen çocuk sayısı 6000 civarında. Ve Evet. dünyanın yaklaşık 2 milyar insanı sağlıksız su bulamıyor günümüzde. 1 milyarın üzerinde insanın ise içme suyu yok. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz ve yine uzmanlar diyor ki böyle devam ederse yaklaşık 30 yıl içerisinde dünyada 54 ülke su kıtlığıyla karşı karşıya kalacaklar. Böyle bir sıkıntıyı yaşayacaklar ve yine böyle devam ederse önümüzdeki 30 yıl içerisinde 700 milyon insanın göç tehlikesi, yani ülkelerin terk etme tehlikesi var. Tabii suyu anlayabilmek için de bizim su ayak izi dediğimiz suyun döngüsünü anlamak lazım. Örneğin 1 kilogram bonfile eti, ki işte yemeklerde yediğimiz eti düşünelim. Bu eti üretmek için yaklaşık 10 ton su, yani tohumun toprağa atılmasından, hayvanın kullanılmasından, önümüze gelinceye kadar geçen sürede, et oluşuncaya kadar geçen sürede kullanılan suya su ayak izi diyoruz. Ve 1 kilo bonfile eti için 10 ton su veya bir ekmek için 1 ton su harcıyoruz. Diğer bir ifadeyle Orkun Bey, 2 dilim ekmeği çöpe atarken aslında ekmek israfı kadar 1,5 ton suyu da israf ettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Geçenlerde bir Hocam sohbette su bir ayak hanım izi, kardeşim çok güzel hocam bir örnek pardon, verdi. Yusuf hocam, su Özet ayak buyurun. izi derken o ürünün üretilmesinde kullanılan su miktarı değil mi? Yani bonfile Tabii, için ürünün 9800. üretilmesinden tüketilinceye kadar geçen su miktarına su ayak izi diyoruz Evet. ve bu su ayak izi
Zaten biraz sonra da ifade etmeye çalışacağım tedbirler kısmında. Bunu azaltmadığımız sürece alacağımız tedbirler çok fazla anlam Mümkün ifade değil. etmiyor. Evet. Dolayısıyla bizim için önemli olan, bakın bir hanım kardeşim örnek vermişti. 85 milyon insanız hocam. Her insan öğlen yemeğinde tabağında bir tane pirinç bıraksa, bakın bir tane pirinç ne diyoruz değil mi hepimiz? Yaklaşık 85 milyon pirinç yapar. Bu da 1,7 ton pirinç yapar. Bir kase pirinçle biz aslında çöpe döktüğümüzde 3,5 ton suyu çöpe döküyoruz Orkun Bey. Ne kadar büyük bir israfla karşı karşıya olduğumuzun da anlaşılması açısından aslında bu çok güzel bir örnek. Evet. Tabii Türkiye'de biz suyu bu kadar kıt, elimizde sınırlı olan suyu doğru kullanabiliyor muyuz? Maalesef mevcut kullandığımız suyun yaklaşık %75'ini tarımda kullanıyoruz. Tarımda kullandığımız suyun da, ki sanayide ve evsel kullanımda yaklaşık %10 civarında su kullanıyoruz. Tarımda kullandığımız suyun da baktığımızda aslında nasıl oluyor da biz bu kadar kayıp veyahut da bu kadar büyük tarımda su kullanırken israf ettiğimizi tartışmaya açtığımızda, şu anda Türkiye 112 milyar metreküp suyunun 55 milyar metreküpünü kullanıyor Orkun Bey. Evet. Bu 55 milyar metreküp suyumuzun da maalesef baktığımızda biz ancak şu anda 40-45 milyar metreküpünü tarımda, gerisini sanayi ve evsel kullanımda. Tarımda kullandığımız 40-45 milyar metreküp suyun yaklaşık 25 milyar metreküpünü doğru tarımsal sulama yapamadığımız, doğru sulama yapamadığımız suyu kullanmayı doğru bilmediğimiz için de israf ediyoruz. Diğer bir ifadeyle buranın altını çizmek istiyorum. Çok önemli. Şu anda 83 milyon insanın 1,5 yılda evde ve sanayide kullandığı suyu, eşit suyu biz tarımda sulamayı bilmediğimiz, diğer bir ifadeyle nasıl sağlıkta pandemiyle mücadelede doktorlarımıza emanet ettiysek sağlığımızı, suyu veya çevreyi de çevre doktorlarına, su doktorlarına, sulama mühendislerine emanet etmediğimiz için maalesef bu kadar suyu israf ediyoruz.